Selamlar arkadaşlar. Ben bugün çok güzel bir bol tereyağlı pirinç pilavı yapmak istiyorum. Böyle tane tane olacak. Bugün pirincimi de değiştirdim. Başka bir marka pirinç aldım. Onu kullanacağım, bol iri taneli. Evet, bugün bol tereyağlı pirinç pilavı yapacağım. 3 su bardağı pirinç kullanacağım. 5,5 su bardağı su kullanacağım. 1 yemek ve 1 su bardağı bezelye, 1 su bardağı da mısır kullanacağım arkadaşlar pilavım için. Ve şu anda 3 yemek kaşığı tereyağımı da attım. Yavaş yavaş da şu anda tereyağım da kavruluyor. Evet arkadaşlar, 3 yemek kaşığı tereyağı kullandım. 3 su bardağı pirinç güzel yıkadım. Bir 15 dakika falan da suda beklettim arkadaşlar. Tuzlu suda beklettim. Ve şu anda onları da pilav sahanıma aldım. Yavaş yavaş da pirinçlerimi kavuracağım arkadaşlar. Bol tereyağlı, mısırlı, bezelyeli güzel pilav yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 su bardağı pirinç haşlanmış, onu kullandım. Kavurduktan sonra 1 su bardağına yakın mısırım var. 1 su bardağı bezelye kullandım haşlanmış. Ve bu kadar tuz kullanacağım bu pilavım için arkadaşlar. Ben de yavaş yavaş kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Daha bir 5 dakika falan kavurduktan sonra yavaş yavaş 5,5 su bardağı suyumu verdim arkadaşlar. Bugün değişik pilavımı istedim. Bezelyeli ve mısırlı güzel bir pilav yapıyorum arkadaşlar. 3 su bardağı haşladım güzel pirinçlerimi. Suya koyduktan sonra hemen tereyağlı bol tereyağı güzel kavurduktan sonra 1 su bardağına yakın mısır kullandım. 1 su bardağı bezelye kullandım. 1 yemek kaşığına yakın da tuz kullandım arkadaşlar. Ve şu anda yavaş yavaş da pirincim güzel güzel böyle kavurdum. Ve sırada 5,5 su bardağı sıcak su var arkadaşlar. Onu katacağım. Ondan sonra yavaş yavaş da pilavım çok da güzel olacak. Buna eminim. Evet. 5,5 su bardağı arkadaşlar suyumu da kattım. Evet arkadaşlar, bugün bol tereyağlı, güzel bezelyeli, mısırlı pirinç pilavı yapıyorum. Evet, 3 yemek kaşığı tereyağı kullandım. 3 su bardağı 5-10 dakika suda beklettiğim pirinç kullandım. 1 su bardağına yakın mısır, 1 su bardağı bezelye kullandım. 1 yemek kaşığına yakın tuz kullandım. 5,5 da su bardağı su kullandım, sıcak su kullandım ve şu anda pilavım da yavaş yavaş böyle demlenmeye başladı. Daha bir 5 dakika pişirdikten sonra demlenme bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi pilavım yavaş yavaş demlenmeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün Ramazan sizlerle özel tatlarda bol tereyağlı, mısırlı, bezelyeli ve güzel bir pirinç pilavı yaptım. Böyle gördüğünüz gibi tane tane oldu arkadaşlar. İşte böyle mükemmel bir tat oldu arkadaşlar. Yani severek yapılan güzel, her şey güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siz de Ramazan sözlerle özel tatlarda kalmaya devam edin. Böyle güzel bir pirinç pilavı yaptım bugün. Bol tereyağlı, bezelyeli, mısırlı, güzel bir tereyağlı pirinç pilavı yaptım. Evet, gördüğünüz gibi sonuç bundan itibaren. Afiyet olsun. Siz de mutlaka ve mutlaka yapmayı özenle gayret edin. Çünkü değişik pilavdır bu. Selamlar, sevgiler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.